Ve az önce sizler için okumuş olduğum iki haber ve daha fazlası için bir Skype bağlantısı zamanı Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıyoruz. Aslı Perit şu anda karşımda olacak. Aslı Hanım merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Oldukça yoğun bir gündemi takip ediyoruz. Sizinle evet. Demin hatırlattığınız gibi bir taraftan Meksika sınırındaki göçmenler, diğer taraftan da hafta sonumuzu maalesef futbol severleri çok üzerek bu önemli karşılaşmanın yapılmamasına sebep olan şiddet olayları. İsterseniz Başkan Trump'ın evet. Meksika sınırındaki o durumu ele alalım. Ekim ayının ortalarında biliyorsunuz Honduras'tan yola çıktı bu göçmen grubu. Ve her ne kadar Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence bu ülkelerin Honduras'ın, Guatemala'nın, El Salvador'un devlet başkanlarına gönderdikleri mesajla bu karavanın durdurulmasını istemelerine rağmen size bir harita ile göstermek istedim. Haritanın üzerinde belki çok ufak ama buradan yola çıkıp bütün Meksika'yı aşıp Tijuana'da San Diego sınırında Amerika'nın şu anda bulunan yaklaşık 5000 kişilik bir göçmen grubu var ki bu göçmenlerin niye sınırı geçmeye çalıştığını, neden Amerika'ya sığınma isteği taşıdıklarını da çok önemli bir unsuru bu konunun. Bu ülkelerin çoğunu etkileyen çok ciddi bir kartellerin yarattığı, uyuşturucu kartellerinin yarattığı bir şiddet problemi var. Birçok kişi bu karavandaki insanlarla yol boyunca Amerika'nın Sesi'nin muhabirlerinin yaptığı röportajları dinledik ve gördüğümüz kadarıyla çoğunun istediği çocuklarını daha hayatlarını tehlikeye atmadan yetiştirebilmek. Ülkede huzur yok, polisin can güvenliklerini korumalarına imkanı olmadığını söylüyor bu çoğu göçmen ve aynı zamanda da ekonomik anlamda da bir geleceği olmayan kişilerin Amerika sınırını geçmeye çalışıyorlar. Bu 2017'de de yapılmıştı, şu anda da yapılmaya çalışılıyor fakat dün çıkan olaylar sınırda sınırın iki taraflı kapatılmasına sebep olduğu gibi bugün Başkan Trump'ın gönderdiği, Twitter üzerinden gönderdiği notta eğer gerekirse bu sınır kapısını tamamen kapatırız, uçakla mı gelirsiniz artık otobüsle mi başka bir yolla gelmek zorunda kalabilirsiniz ama bu sınırı geçmeyeceksiniz şeklinde bir Twitter'dan mesaj gönderdi. Aynı zamanda Kongre'ye de artık şu duvarın yapılması için onaylayın bütçeyi şeklinde bir mesaj gönderdi Twitter üzerinden Başkan Trump. Bu sınır kapısı sadece bu 5000 ya da 150 ya da 200 göçmenin geçip geçtiği bir yer değil. Çok yüksek sayıda, ticari anlamda çok önemli bir sınır kapısı. Aynı zamanda Meksika'dan günübirliğine Kaliforniya'ya geçen çalışan işçiler var. Bunların San Diego'nun ekonomisinin çoğu günbirlik çalışan, akşam evlerine dönen işçilerle dönüyor. Yani bu sınır kapısının kapatılması çok büyük ciddi sonuçlar doğurabilir. Sadece bir göçmen karavanından bahsetmiyoruz söylediğim gibi. Çok ciddi bir ticari kapı kapanması söz konusu. Önümüzdeki günlerde buna nasıl bir çare bulunacak göreceğiz tabii. Ama gördüğümüz kadarıyla orada kurulan, Tijuana'da kurulan göçmen kampında bu kişiler hala umutla sınırı geçmeyi bekliyorlar hatta. Ve tabii Trump'ın yine göçmenler söz konusu olduğunda öfkesine bir türlü hakim olamayışı ve tepki çeken açıklamaları da yine gelmeye devam ediyor. Sadece açıklamalarla da kalsa iyi. Tüm dünyanın yine ayrıca tepkisini çeken bazı uygulamaları da hala tartışılıyor. Göçmenler konusunda, Meksika sınırı konusunda anlatacaklarınız böyleydi. Dilerseniz bir diğer başlığa geçelim. Bir davayı da yakından takip ediyorsunuz ve tabii yine Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın büyükçe bir kesiminin de ilgisini çektiği, dikkatlerini üzerine çektiği bir dava. El Chapo davası. Buna dair neler söylemek istersiniz? Bir defa El Chapo'nun kimliği konusunda neden bu kadar popüler olduğu konusunda dilerseniz buralardan bir başlayabiliriz, bir girizgah yapabiliriz. Ve ülke neredeyse ayakta olacak, hat safhaya alındı güvenlik önlemleri. El Chapo yakalandı ama sanırım sorunlar da hala bitmedi. Ayrıntıları da sizden alalım.
Evet, Başkan Trump'ın göçmenleri özellikle de Orta ve Amerika ve Meksika'dan gelen göçmenleri olan tavrında zaten birçok açıdan hep söylediği bir söylemi var. Bu insanlar masum değil, bunlar işte uyuşturucu tüccarları yok, sahtekarlar, suçlular geliyor sınırdan içeri diyor kendi oy veren grubuna biliyorsunuz. Ama Meksika'nın geleneğine ve baktığımız zaman Orta Amerika'da hakikaten çok ciddi bir suç oranı söz konusu. Söylediğim gibi Orta Amerika'da MS-13 isimli kartel çok büyük can alıyor. Meksika'da da Sinaloa kartelinin 1970'lerin sonundan günümüze kadar kurulduğu andan günümüze kadar getirdiği ölü sayısı yaklaşık 500.000 kişi. Yani El Chapo liderinin sonunda yakalanması, Amerika'ya getirilmesi ve Amerika'da davasının sürmesi bir bakımdan da Başkan Trump'ın bakın bu kadar suçlu var, bu adamlar işte ülkemize geliyor şeklinde yaptığı yorumların arkasında yatan sebeplerden de bir tanesi. Gerçekten çok büyük bir kartelden bahsediyoruz. 70'li yılların sonunda kurulan Sinaloa eyaletindeki bir oluşumdan sonra yavaş yavaş El Chapo'nun da o organizasyonda şoför olarak başladığını hatırlatalım ve yavaş yavaş yükselip Amerika'ya uyuşturucu sokan en büyük kartel olmayı başarması ve bu operasyonlarda Amerika olsun, Meksika'nın kendi polisi olsun birçok kere Chapo'yu yakalamaya çalışmış. Chapo iki kere yakalandıktan sonra ve hapisten kaçmayı başardıktan sonra geçtiğimiz sene en son artık 2017 yılında yakalandı ve Meksikalı polis tarafından, Meksikalı yetkililer tarafından da Amerika'ya teslim edildi. Ve ben şu anda Manhattan'ın en güney noktasındaki stüdyomuzdan size bağlandım. Hemen bizim stüdyonun aşağısındaki Metropolitan Correctional Center adı verilen çok ciddi suçların tutulduğu bir hapishanede tutulmaya başlandı. Bir sene bekledikten sonra davası 12 Kasım'da başladı. Çok uzun bir süreçten geçti davada. Delil toplanması, tanıkların toparlanması ve bir de tabii jüri seçimi. Amerika'nın hukuk sisteminde biliyorsunuz jüriler var. Televizyon ekranlarından herkes biliyor. Amerika'da jüri karar veriyor birinin suçlu olup olmadığına, hem savunmayı hem de savcılığı dinledikten sonra. Yargıcın görevi de mahkemenin bir düzen içinde devam etmesine, ileri gitmiyor genelde. Ancak ve ancak çok ciddi bir kendisinin yetkisini kullanma olasılığı ortaya çıkarsa, ama genelde jüri. Hiç kimse bu davada jüri olmak istemedi. Çok büyük bir korku var tabii. El Chapo kadar fazla insanın ölümüne sebep olmuş, caniliğiyle gayet iyi tanınan birinin suçlu olup olmadığına karar vermek istemedi 12 kişi. Ama sonunda tabii bunu da üstesinden gelindi. Gizli jüri üyelerinin isimleri belli değil. Ve ben geçtiğimiz haftadan beri bu davayı izlemek üzere mahkeme salonuna gidip geliyorum. Ve gördüğümüz kadarıyla, dinlediğimiz kadarıyla savcılığın topladığı tanıklar bir zamanlar ya da herhangi bir dönemde Chapo'nun organizasyonunda, Sinaloa kartelinde görev almış, orta ve yüksek seviyeli ve daha önce yakalanarak Amerika'ya getirilmiş suçlular. Ve gerçekten de bir film sahnesi gibi, bir televizyonlarda seyredilen dizileri tekrar gözümüzün önünde birebir o repliklerle izliyor gibiyiz. Çünkü gerçekten bu olaylar olmuş. Dizilerde seyrettikleriniz gayet doğru. Yani milyonlarca dolarlık uyuşturucu Amerika'ya getirilmiş ve bu uyuşturucu ticareti sırasında da binlerce kişi katledilmiş ve öldürülmüş. Kartelin aldığı ve ellerinin uzandığı yerler aklınızın alamayacağı kadar geniş olduğunu dinliyoruz. Tabii mahkemenin 3 ila 4 ay sürmesi bekleniyor. Daha 3. haftaya yeni başladık. Arada tabii Noel tatili, yılbaşı tatili derken Aralık ayında muhtemelen 15'inden sonra büyük bir gelişme olmayacak. Ama Ocak ve Şubat ayları soğuk New York sokaklarında mahkemenin önünde geçecek gibi görünüyor.
Özellikle dizilerden ve bazı televizyon prodüksiyonlarından bahsederken Narcos'la ilk akla gelen dizilerden bir tanesi. Onda da bazı gerçekler bayağı çarpıcıydı. İzleyenleri şoka uğratmasıyla ünlenen dizilerden bir tanesi olarak da sayabiliriz. Peki. Yeni bölümleri zaten bu Sinaloa karteliyle ilgili. Yani tamamen Sinaloa kartelinin nasıl doğduğunu anlatıyor Narcos'un yeni bölümleri. Ve eğer seyirciler ilgilenirse birinci sezondan başlayıp izlesinler. Hakikaten doğruya doğru çok güzel ve doğru yazılmış bir diziymiş. Ben de bunu öğreniyorum sayesinde bu davanın. Peki. Bir diğer konuya geçelim şimdi de. Arjantin'de yaşanan futbol terörüne. Şimdi iki takım bir nevi bizdeki ayarı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi kadar son derece önemli bir maç. Boca Juniors-River Plate maçı. Bir de galiba uluslararası düzeyde bir maç. Lig maçı da değil, yanılmıyorsam öyle değil mi? Evet, şimdi bu iki takımın arasındaki karşılaşmalara bizdeki derbi maçı gibi Süper Clasico deniyor. Clasico İspanya'nın meşhur derbi maçına verilen isimdi. Evet. Arjantinliler ona Süper Clasico diyerek kendilerinin için daha da önemli bir maçı olduğunu her zaman altını çizerler. Çünkü Boca ve River arasındaki rekabet hakikaten çok ciddidir. Ama bu futbol anlamında olmasına gerek yok. Bir şehrin iki takımı, bir dönem yan yana statları olan iki takımdan bahsediyoruz. Hemen hemen aynı dönemlerde kurulmuş. Daha sonra River'in taşınmasıyla aralarındaki rekabet siz zengin takımısınız, biz halk takımımıza dönmüş. Ve tabii şakalarla gerçek taraftar açısından baktığımız zaman gayet sağlıklı bir rekabetin olduğu iki önemli takım. Bu sefer Libertadores Kupası, ki bu Latin Amerika'nın Şampiyonlar Ligi'ne denk geliyor. Libertadores Kupası'nda ilk kez bu iki takım karşı karşıya finalde geliyordu ve çok büyük bir tabii spor olayı haline geldi. Bu, yani söylediğin gibi bir lig derbisi değil, uluslararası platformda çok seyredilecek bir derbi maçıydı. Ama maalesef maç oynanamadı. Bunun sebeplerini de biraz önce sen anlattın ama şöyle bir dipnot düşmek istiyorum. Çünkü sebepler aslında sadece taraftarların attığı taşlar değil. Daha derin sebepleri var. Aslında daha önce de buna benzer olaylar oldu ama tabii biraz daha dozu arttı. Daha da olaylar büyüdü. Bunun şeyden çıkma sebebi, olayın kontrolden çıkma sebebi, lig maçı olsaydı belki Arjantin bunun yine üstünü örtebilecekti. Ama uluslararası televizyonların önünde böyle bir rezaletin olması Arjantin futbolunun ne durumda olduğunun göstergesi oldu biraz. Biz bunu yıllardır benim Arjantin'de yaşadığım sürece yaptığımız programlarda hep anlatmaya çalıştık. Her takımın bir huligan grubu var. Bunlar küçük çapta mafyalar zaten, yani kendi içlerinde. Sadece bizim futbol severlerimizin tanıdığı gibi ne kadar güzel bağırıyorlar, çıkıyorlar, hiç durmuyorlar dediğimiz taraftarlar değil. Evet. Onların arkasındaki bir core organizasyon var ki bu adamların aslında takımlardan haraç kesiyorlar, futbolculardan haraç kesiyorlar, stadların çevresindeki otopark diye sokakları otopark mafyası olarak işletiyorlar, her maça istedikleri kadar bilet almak üzere yönetimi tehdit ediyorlar. Nitekim bu sefer de bu önemli maç artık lig maçı ve kulüp yönetiminden çıkıyor bilet dağıtımı ve CONMEBOL tarafından, Güney Amerika Futbol Organizasyonu'nun dağıtması gerekiyor biletleri. Böyle olunca da River'in taraftar grubu dediğimiz huligan grubu, Barra Bravası, Bora Çosteli, Tablo'nun elinden alınan 300 biletin acısını futbol severler çekti. Çünkü bu biletlerin ellerinden alınmasına sinirlenen Bora Ços, Boca'nın otobüsüne saldırarak eğer karşı takımın oyuncularını zaten etkisiz hale getirirsek biz final olmaz, bizim girmediğimiz final oynanmayacak şeklinde bir mesaj gönderdi. River yönetimine, Boca yönetimine ve bunu Arjantinliler mesela çok sürpriz olarak karşılamadılar bu olayı. Bizler yabancılar daha çok sürpriz olarak karşıladık ve nasıl oluyor dedik. Ama aslında bu Arjantin'de çok sık görülen bir olay. Bu barralar, futbolcular mesela bir maç kaybettiğinde arabalarını filan gidip taşlıyorlar. Yani bu insanlar terör altında futbol oynuyorlar diyebiliriz Arjantin'de. Hiç sportmenlikle alakası olmayan, öyle değil mi? Centilmence olmayan olaylar maalesef sporla anılır oldu. Bir de Maradona bile artık ülkesinde neredeyse bir ilah şeklinde görülüyor. Futbol efsanesi Diego Armando Maradona.
O bile Arjantin devlet başkanını biraz da suçlayıcı bir dil takılmış. Ülkeyi yönetemiyor, ortada güvenlik yok demiş. Buna dair evet, de bir... zaten Maradona'nın yakın olduğu hükümet kesimi, peroncu dediğimiz Kirchner'ler bir önceki hükümetle çok daha iyi bir ilişkisi vardı. Daha sol görüşlü bir kişi olduğu biliniyor Maradona'nın. Yeni Arjantin Başkanı Mauricio Macri, ki eskiden onun da altını çizeyim, bu da çok güzel bir not olacak bu habere. Arjantin'in şu anki devlet başkanı Boca Juniors'ın 1995'teki başkanıydı. Kendisinin futbol başkanlığı, kulüp takımını başkanlık yapmış bir gerçeği de var. Ona rağmen Maradona ile araları iyi değil. Maradona'nın söylediği, ama Maradona'nın söylediği şeyleri de çok fazla gerçeklik payı veremiyoruz. Bilmiyorum, siz de görmüşsünüzdür. Dün akşam zaten Sinaloa de yine Sinaloa'ya geldi sonuç olarak konumuz. Maradona bu sezonun başından beri Meksika'nın Sinaloa takımının teknik direktörlüğünü yapıyor. Ben yapılmayan maçtan tam bir saat sonra başlayan bir röportajını seyrettim. Dün televizyonlarda olay yaratan bir video Twitter üzerinde döndü, sosyal medyada göründü. Pek iyi bir durumda görünmüyor Maradona. Gerçekten de sanki artık yaşlanmış ve yıllarca kendisinin üzerinden atamadığı uyuşturucu bağımlılığının da etkilerini gösteren bir görüntüler sergiledi son durumda maalesef Maradona. Evet, ve çok peki üzücü. Son konuyu da ele alalım dilerseniz. Black Friday mevzusu. Biz buna tabii yıllardan bu yana sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu bilirdik. İşte büyük indirimlerin yaşandığı bir cuma günü. Kısaca tabii kabaca anlatacak olursak günlerdir de tabii ülkemizde son birkaç yıldır artık yaşandığı için daha da çok anar olduk. Black Friday nasıl başladı, neden ismi böyle konuldu? Amerika'da başladı, Avrupa ülkeleri ülkemize nasibini aldı. Böyle bir kampanyalar furyası başladı. Hatta bazı Twitter mesajları da geliyor artık öyle bıktırdılar ki firmalar, markalar. Her gün neredeyse bu zaman zarfı boyunca işte SMS'lerle, e-maillerle kullanıcıya, tüketiciye, müşteriye artık ulaşmanın haddi hesabı yok. Farklı yöntemlerde deneniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu seferki, bu yılki Kara Cuma nasıl yaşandı? Nasıl bir alışveriş çılgınlığı oldu? Buna dair de bazı notlarınız olacak mı? Evet, tabii ki. Şöyle, Perşembe günü 22 Kasım, burada Şükran günü. Kasım ayının son perşembesi olarak her zaman Şükran günü olarak Amerikalıların kutladığı, ailelerin bir araya geldiği ve açıkçası o gün tatil, ertesi gün tatil olduğu için normalde ailelerin çıkıp Noel, yılbaşı alışverişlerini başlattığı bir gün bu. Aile bir araya geliyor. Ertesi günde geleneksel olarak Amerika'nın markaları, bütün perakende önemli markaları bu güne ucuzlatarak ailelerin evden çıkıp ailece alışveriş yapmasını düşünmüş. 1920'lerden bahsediyoruz, 24'lerden bahsediyoruz. Çok uzun bir gelenek Amerika'nın tarihi göz önünde bulundurulursa. Fakat geçtiğimiz yıllara bakıyoruz, artık alışveriş online platformlara döndü. Sosyal medya, söylediğiniz gibi reklam. Artık dükkana gidiş, ayak trafiği çok azaldı. Eskiden belki televizyonlarda bu haberlere düşerdi. Amerikalıların o cuma günü siyah cuma diye koştuğu ve televizyonları alışveriş arabalarına doldurduğu, birbirlerinin saçını başını yolduğu kareler bugün artık azaldı. Onun yerine insanlar evlerinde oturuyorlar ve belki de bazılarımızın dillerini, dudağını uçuklatacak kadar fazla da alışveriş yapıyorlar. Bu sene evimize geçen rakamlar, Şükran günündeki normalde alışveriş edilmezdi, 1 milyar dolar alışveriş etmiş Amerikalılar. Şükran gününün ertesindeki meşhur Black Friday'de 7 milyar dolar neredeyse harcamışlar. Hafta sonu boyunca devam eden bu alışveriş furyası bugün de siber pazartesiyle devam ediyor. Ve şu ana kadar sabahleyin elimize geçen bilgiler, ki bunlar Adobe Analytics olsun, Deloitte olsun, internet üzerinden yapılan alışverişleri izleyen şirketler var. Onların öngördüğü rakamlara göre yaklaşık 8 milyar dolar da bugün harcayacak Amerikalılar. Sadece online platformlarda yapacakları alışverişlerde Amerika'nın perakende, Ulusal Perakende Federasyonu, ki onlar da dükkanların genel olarak
ayak trafiği olsun, online olsun, telefon olsun bütün alışverişlerini hesaplıyorlar. Şükran gününden Noel'e kadar olan sürede, Kasım'dan Aralık'a kadar olan sürede Amerikalıların 717 ila 720 milyar dolarlık alışveriş yapmalarını bekliyorlar. Söylediğim gibi çoğumuzun dudaklarını uçuklatacak rakamlardan bahsediyoruz. Amerikalıların tüketim alışkanlıkları çoğu bizim kültürümüz olsun, başka kültür olsun çok üzerinde para harcanıyor. 200 küsur milyon insandan bahsediyoruz alışveriş edecek olan Amerika'da. Kısacası oldukça iyi bir ekonomik veri Amerikan ekonomisinin sağlamlığını gösteriyor bu alışveriş rakamları. Ve birçok çocuğun da mutlu bir yılbaşı geçireceğini gösteriyor herhalde, öyle değil mi? Kesinlikle öyle, şüphesiz. Peki size soracağım. Mesela Türkiye'de pek çok tüketici de ya işte canım indirim falan yok. Zaten fiyatlar daha önceden yükseltilmişti. Sadece işte Kara Cuma diye sunulan o kampanya süresince tekrar eski fiyatına geldi. Bu bir aldatmaca şeklinde görülüyor. Orada da öyle mi? Ve siz de bu alışveriş çılgınlığına hiç tutuldunuz mu? Baktınız mı fiyatlara? Böyle bir aldatmaca var mı sizce de? Bir kesim, ben de katılıyorum. Bazı şirketler kesinlikle belki de fiyatlarını öncesine yükseltiyorlardır, düşürüyorlardır. Bunu izleyecek kadar fazla tabii birebir incelemiyoruz ama şöyle bir şey var. Amerika'da televizyon, buzdolabı, elektrikli aletler, ev için alınan elektrikli aletler kesinlikle bu dönemde %30'a varan, %50'ye varan indirimler görüyoruz. Neden? Onlar birçok şirket bir önceki seneden üretilen ve ellerinde kalan malları tabii ki de elden çıkarmak için yarı yarıya satıyor olabilirler. Yani indirimler gerçek. Ama satın aldığınız televizyondan sonra çıkan bir model tabii ki de o yeni fiyattan satılıyor. Siz 2017'de yapılmış bulaşık makinesini yarı fiyatına alıyorsunuz. Bizim için belki önemli değil bunlar. Yani bulaşık makinesinin modeli mi geçer diyorsunuz, televizyonun modeli mi geçer? Tabii ki de müşteri açısından özellikle orta kesim için indirimler var. Çocuklara oyuncak konusunda ben baktık. Oyuncakların fiyatları hakikaten 23 Kasım'da Black Friday'de çok yüksek indirimler görünüyordu oyuncak fiyatlarında. Zaten çoğunlukla insanlar o gün oyuncak aldığı için alanları görünen o ki gerçekten farklı olsa gerek fiyatlar. Herkes çünkü Amerika'da geleneksel olarak o gün oyuncak alıyor. Yani bazı şeyler işte söylediğim gibi ev eşyaları, oyuncak, Noel ağaç süsleri filan gibi Amerikalıların çok böyle tipik olarak bu dönemde aldığı şeyler eminim kıyasladıklarından olsa gerek belirli bir fiyat indiriminden yararlanıyorlar. Peki, diğer bütün markalar bunu yapıyor mu? Çok zor tabii söylemek. Tüketici her zaman haklı. Onların da bu içgüdülerine güveniyor olmalarını anlıyoruz tabii. Peki. Aslı Periz, çok teşekkür ederiz aktarmış olduğunuz bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar dilerim.